Velkommen Jurber Dip Sulber, velkommen Norske Jurber. Original fra gården. Welcome to Norwegian Farms, people. Norwegian Finnish, geldiniz. Hello, people. Welcome to Norway. I am going to put the sherry and coconut and ribs, fruits and vegetables, and go to sailing on the bazaar today and tomorrow. I am going to in our garden. So welcome to our garden. And then you can remember I make it another films again of this currant. This is the black currant, like this one, and it's very good, nice. And then I am going to take all this one, this here one for them, for black one, and then another one I will take for like this one, and then it's will going to be full. So merhaba arkadaşlar, Norveç'te bahçemize hoş geldiniz. Bunlar kuş üzümlerinin, siyah kuş üzümü. Artık bunların hepsini böyle topluyorum. Ondan sonra götürüp eski pazarımızda, eski şehrin pazarında böyle masa açıp orada satıyorum. Bunlar siyahları böyle toplayacağım. Şimdi size göstereyim. Diğeri de kırmızı. Şu erik ağacı, kiraz ağacı. Arkada da elma ağacı. Erikler falan bitti. Şu an kalan 3-5 tane böyle. Bakın görüyorsunuz 3-5 tane şey kaldı. Biraz yağmur vurdu bunlara. Şurada görebilirsiniz. Evet, erikler. Burası da Norveç erikleri. Hatta şöyle bir iki tane alayım. It is flom. Norwegian flom. Like this one. And then here. Bunlar da böyle. Bunları da topluyorum. Bunlardan komposto, reçel vesaire yapılıyor. Şimdi şu siyahlardan topluyorum zaten. Bir de şu kırmızılardan. Bunlar da ribs dedikleri. Bunu da şöyle koyayım şeyimi. Evet. Bunlar da böyle salkım salkım kuş üzümlerini şöyle böyle böyle toplayıp zarar vermeden koyacağız. Ondan sonra götürüp pazarda satıyorum. Bunlardan güzel reçel yapıyorlar. Ya da balıkların yanına, steklerin yanına, salatalara kullanıyorlar. Böyle. Bunlar gibi işte bu kaselerden 10 tane ne kadar geliyorsa yapıyorum. Artık ondan sonra götürüp satıyorum. Hem yardım oluyor okula, ondan sonra evsizlere, kimilerine çıkardığımız parayla yardım yapıyoruz. Yani ben böyle bahçe sahiplerine söylüyorum zaten, onlara söylediğimde yardım amaçlı olduğunu söylüyorum. Onlar da okey veriyorlar. Kendileri toplamıyorlar. En azından bahçelerine izin veriyorlar.
böyle bahçelere girip milletten topluyorum. Kirazlar olsun, elmaları olsun. Elma daha gelmedi mevsimi. Elma, armut da Eylül itibariyle başlar. Toplarım onları da. Tamam arkadaşlar, işte bu şekilde toplayacağım. Ondan sonra pazarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Have a nice time. Elma, armut zamanı gelince de onları da çekeceğim. Kirazları vesaire göstermiştim. O kirazları, erikleri bitirdik. Pazarda buluşuruz. Bakalım daha neler var elinde. Çav çav, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. I doing now like this about 10 bucks and then I will take the in the bazaar. Jag ska sälja dem, den solver och rips du vet då. Jag ska ta den till torget och så ska jag sälja den. Du känner den ripsen? Vill du smaka? Tack ska du ha. Ja, jag har den såna små bruk hage och så jag samlar den och så går den ja. Och så ska den på den torget i Sarpsborg ska sälja den. Ja. 50 kronor. Är det inte fint? Det är en kilo. Och det är i markedet 100 kronor. Men jag ska bara då ge den för 50 kronor. Nine merak etti, ona anlattım. Den. Det är sulver. Sulver. Zolver, sulver. Vet du om den sulver? Den som... Ja. Och den ska jag också sälja för 50 kronor, vet du. Men du känner hela tingarna. Det är norska sulver, det är väldigt fint. Ja. Och så tänkte jag sätta mig i den sol på torget och så ska jag bara sälja för det är väldigt bra. Någon gång jag har sågt en havlund jordbären och så efterpå jag sågt den möller, shishabär och så är färdig, nu är den för den säsongen och så ska jag sälja den också. Ja. Ja. Han som Dalens gården och han de som sitter där med Sheik och sånt, det känner jag också. Kanske de ska ta den från mig med en gång. Och så jag har som 4-5 stycken där och så jag kan göra cirka 20 boxar som den. Ja. Och så man kan laga god marmelad och syltetaj och sånt. Biliyor bunları. Bunların çok sağlıklı. Değer verdiysin de kesant. Ya verdiysin. Değer vitamin C. Bunlar vitaminini bol ve çok iyi. Mideye, tansiyona, her şeye çok iyi. It is very good for the vitamin and then tansiyon, hepatit, everything for them. Normal price 100 kroner, but I will sell for 50 kroner each other. And then I have more. Yeah. Okay guys, we see in the bazaar. Hadi pazarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Neneye de selam. Ya yürü olsun sonra po YouTube. Ya tar bilder olsun lagar olsun po YouTube. Alle şeyler. Aa buradan er Norge for the... De folk tenker ikke at Norge har jordbær, skisjabær. De tenker bare at det er iskald. Nei, vi har alle. Så jeg forteller på YouTube, her er sol, her er solubær. Den heter solubær. Ja. De voksne ser veldig fine ut. Ja. Ja, veldig pen. Ja, det akkurat. Ja. Ja. Och de heter sulver och ribs, ja. Ve bunun adı arkadaşlar
the name is Sun Bear. It is, you have to thinking, we have in Norway Sun, because they, bunun adı Güneş Börtleni, öyle bir şey yani. Hani güneş olmadığını düşünenler için az çok da var ve güneş börtlenleri ve bunlar da oluyor arkadaşlar. Evet, ve çok vitaminli, her şeye iyi geliyor, süper bir şey. Evet, iki durak sonra geldik. We coming in the bazaar and then going to sell or to box. Evet, pazarımıza hoş geldiniz. Welcome to our bazaar in the town. And then it's a nice day, Friday and Saturday, a small bazaar in our town. Cuma ve cumartesi günleri, özellikle de böyle güneşli havalarda meydanda çiftlikler, çiftçi sahipleri ücretsiz burada ürünlerini satabiliyorlar. Başka şeyler de kurmak isterseniz, böyle şeyler. Yıllık 3000. Hay hay, Nudagan Çinli'de kurmuş. O da mesela bizim çiftçi arkadaş. Böyle kendi ürünlerine çiftlikten aldıklarını getirip böyle. Hay hay. Hay. Guys come. Böyle. Şimdi buraya koyacağım ürünleri. Böyle. Satacağız. Hemen. I will just put all the all my things like this. Yay barat leğerson. So on. I will show. So. Burayı sen burayı böyle dolduruyorum işte. It is all is original from the our farms. They are bringing from the farms and then you can put here all. Evet, bu şekilde satışlarımız gerçekleşecek. Şöyle biraz suyumuz da var. Bu su, kaynak suyu, çok güzel bir su. It is very nice Norwegian water. Look here. Ah, very good. Hi, hi, kamerad. I say the Norwegian water is very good. Oh, very, very. Yeah, I love very good. Velkommen jordbær, dip, solbær, velkommen norske jordbær. Original fra gården. Welcome to Norwegian farms, people. Ja. Ja.
Merhaba Çifin'e hoş geldiniz. Welcome Rip Sulber, welcome original from farm. Welcome to Sulber ribs original from the Norwegian farms. Farm Sulber, Norveç Çifin'e hoş geldiniz. And I want to just show you how much I am selling for 1 kilo and then how much cost in the market. Şimdi size marketteki ve bendeki fiyatları karşılaştıracağım. Bunların ne kadar fiyat olduğunu, bakın burası bir AVM. AVM'nin içerisindeki markette benim sattıklarımın şunlar. Yarım kilosu bu Polonyalı, İspanyalı, ona benzerler. 80 kron, 79 kron, 90. Şimdi burada kirazlar var. Bu şu kadarcılığı, yani ne kadarmış? Kilosu 100 euro. Şu kadarı 200 gram falan. 29, 30, 30 kron, yani 3 euro. Çilekler yarım kilosu 5 euro. Şimdi ben size şeyi göstereceğim. Onlar burada benim topladıklarım. That's what I now have it. This one, ribs, they calling. Just 100 gram, about 3 euro. Look, 3 euro, just one this one. And the another one is this. Where is that? Blue over. Yes, and the another one is 3 euro as well, just 125 gram. And then I am selling, and then bring bear as well, 4 euro. Moreller sherry, 170 kroner, just this one. My God, it is very very expensive. 16 euro, 15 euro. Benim topladıklarım 125 gramı 3 euro. 3'er euro. Bense yarım kilosunu 5 euroya veriyorum. Gördüğünüz gibi fiyatlar böyle markette. Ve bense burada gördüğünüz gibi hem de orijinal, direkt buranın kendi ürünleri, bahçeden. Öyle başka yerlerden gelmediği, evet, bunları gördüğünüz gibi bu kadarını 5 euroya, yani bu nerede, o nerede, görüyorsunuz değil mi? Yani karşılaştırmaya bakın. You can just check how much we have the original one and they have not original. There is, yes, original Norwegian, but from the big farms. We are original from the ecological farms. Evet, bunları sattım ben. Şimdi sahibine götüreceğim, vereceğim. Sahibinden sonra da parasıyla, dediğim gibi, yardım yapıyoruz. Bir yemek hatırına, yani zaten yaptım. Çarşamba ve cumartesi günleri yemekleri alıp pişirip yediriyoruz. Gene aynı pazar yerinde küçük bir stand açıyorum. Bedavadan geliyorlar, yiyorlar. Hatta okul yapımı için para topluyoruz. Geçen diğer şeylerde anlatmıştım. O okul yapımı için de biraz kumbaraya para atabiliyorlar. Böyle arkadaşlar. Yani kendinize bakın. Göstermek istedim. Yani ne kadar arada fark yapıyor. Yani bir markette 100 gramı neredeyse 3-4 euro. Bende yarım kilosu 5 euro, 10 euro. Yani sıkıntı değil. Tamam. Bye bye. Ciao. Have a nice time. And this is Norwegian Farms Market Bazaar. They doing by the shopping center area every summer.
and then like yes, course boutique, and we can give to them our products from garden, they sell it. Burası da bir çiftçi marketi. Ürünlerimizi buraya verebiliyoruz. Onlar da bizim adımıza satıyorlar. Adı Çiftçi Pazarı Marketi. Bakın böyle. Ve çiftçilerden çok az vergi alınıyor. Ya da dışarıda kurdukları zaman marketlerde, meydanlarda ücretsiz. Bunlar hep çiftçilerin kendi ürünleri, yerli ürün, yerli malı, yurdum malı yani. Oldu arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Ürünlerimi verdim, gidiyorum. Ciao. Hello people, welcome to Norway. Okay guys, I will just show you. It is our garden again. I plucked phloem, currant, ribs, black currant and red currant. This is the phloem tree. You see. Merhaba arkadaşlar, Norveç'e hoş geldiniz. Bahçemizden bakın erikleri topladım. Hala da var biraz, onları da başka zamana. Şöyle göstereyim erikleri. Evet. Görüyorsunuz. Mesela şurada da bir tane var. Şöyle alıyorum erikleri arkadaşlar. Evet. Şöyle kopardım. Ben bunu yiyeyim. Atmaya gerek yok. Burası Norveç. Hava güzel. Bunlar kara kuş üzümü. Bayağı topladım. Bunlar da kırmızı kuş üzümleri. Böyle mayhoş güzel. Bunlardan da böyle. Bunu bu ağaçlara sonradan gelip toplayacağım. Diğer ağaçları topladım. Daha çok ağaçlar var. Kiraz ağaçlarımız var, şeyler var. Hepsini topluyorum. Videolarını yapıp atıyorum. Güzel. Evet. Elmalar, armutlar yakında çıkacak. İşte buradan topladıklarım. Şimdi götüreceğim gene aynen çiftçi pazarına. Vereceğim, satacağım. Buradan gelen gelirlerle de çarşamba günleri Norveçli Kızıl Haç'ın organize ettiği böyle bir gün var. Herkes, insanlar yemek yapıp getiriyorlar, stand açıyorlar. Fakirlere, fukaralara veriyorlar. Öyle de bir tanışma şey oluyor. İlla ki fakir olmaya da gerek yok. O anda kokusunu hisseden gelip bedavadan yiyebilir. Ben de bizim kültürümüzden birisi olarak en azından yapıyorum. Orada bir de okul yapabilmek için de projemi geliştirmeye çalışıyorum, anlatıyorum. Evet, bunları ben şimdi paket ediyorum böyle kasaya. Ondan sonra götürüp teslimatı yapacağım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Have a nice time guys. I am going to sell all this one in the farms. And then from the money we are going to with Red Ekoş and Şirki people going to make some food for the armed people who they need food and drinks. And then I telling about my project to my social project to making a school, kindergarten or something. If I can do it, it will be very nice. Okay, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bye bye, have a nice time. Just go. Let it be, let it be, let it be. Bir krant, erikler, flams. So, and then this is
kuş burnu. I have to drink water. Have a nice time, guys. Bye bye, ciao. Hi guys, now I am here. I am going to give all this in the Buddhist bazaar. And our farm's boutique bazaar is there. Hi, hi, merhaba. Evet. Ürünleri getirip buraya koyacağım. Biraz dinleneyim dedim. Şöyle. Adam evet, işte burası böyle bizim Gorç Butik yazıyor. Bu çilekleri de topladım. Evet. Bu şekilde. Have a nice time, guys.